Arkadaşlar, bugün sizinle pazar vlog çekelim dedim. Bizim Balıkesir'in pazarı nasılmış? Köylü pazarımız var. İki sıra köylülerin olduğu pazar. Kendi yetiştirdikleri malzemeleri sunuyorlar. Biz az önce pazarlıklarımızı aldık. Sonra dedik ki buraları bir de size gösterelim. Çünkü benim Ankara'dan uzun zamandır beni takip eden bir arkadaşım geldi. Buluştuk burada ve güzel vakit geçiriyoruz. Bakın böyle kendi bahçesinde yetiştirdiği şu fasulye Yürülce ile fasulye arası bir şey. Böyle organik mi? Tamamen tarım ilacı kullanılmadığına inanmıyorum açıkçası. Çünkü tarım ilacı kullanılmadığında gerçekten verim çok azalıyor. Ama bunlar gerçekten çok güzel. Bunlardan reşat yapmak için dikili dek oluyor. Çok güzel oluyor. Erik. Bu salatalıklar görüyorsunuz. Çok büyüklü. Ne kadar? 2 liraymış, pardon. Bakın işte organik domates şöyle. Yani bahçeden çıktığı belli. Tabii ki büyük şehir pazarlarında bu tarz şeyler görünmüyor. Burada yine köy yumurtası var. Siyah kabak. Koyu renk kabak. Onun lezzeti çok farklı oluyor. Daha güzel oluyor. Bakın patlıcanlara, kendi doğal halinde böyle çizilmiş gibi değil, toprağa değen yerleriyle, doğal halinde. Ama kimse bunları tercih etmiyor tabi, maalesef. Burada semizotları var, bakın bu semizotları normal tarlanın kendi semizotu, diğerleri gibi değil. Diğerleri tohumdan. Görsel olarak çok güzel ama burada sarımsak var. Çok küçük bir sarımsak. Ne sarımsağı bilmiyorum. Şu biber de kızartmak için çok güzel oluyor. Üç burun biberi deniliyor buna. Şurada 3 tane burnu var ya, bak 1, 2, 3. 3 burun biberi. Bu biber ne kadar? 5 lira. Yarım kilo verir misin? 3 burun deniliyor üç değil mi buna? Aynen. Evet. Yerli 3 burun diye bu geçiyor. Yerli. Aha, yerli ama. Burada dolma biberinin bir de beyazı var. Onlar ince kapalı da alıyorlar. Çok lezzetli oluyor bunlarda. Niye buna bakalım? Tereyağı var burada. Kendi ev yapımı tereyağı. Yarım. Doğal, organik mısır. Dur. Bir köy yumurtası. Ah, sıra dolma. Fikir olsun. Bunun adı ne? Bunun adı ne? Börülce fasulyesi. Börülce fasulyesi. Ya börülce ile fasulye nasıl bir şey? Börülce fasulyesi. Evet. Bu da buranın değişik bir
Ne fasulye ne börülce. Börülce fasulyesi. Toprak bile satılıyor bakın. Ekim yapmak için toprak. Bu sıra hep köylülerin kendi yetiştirdikleri malzemeleri sattıkları yerler. Evet. Bu da börülce. Börülcenin kendisi de bu. Bunu bir zeytinyağı haşlayıp zeytinyağı döküp yiyoruz. Ve bize göre çok lezzetli bir şey börülce. Kilosu ne kadar? Kilosu 10 lira. Bazı yerde 15 lira. Bazı yerde 10 lira. Salatalığın hası 50 kuruş. Ya şunları falan çok seviyorum mesela. Tost makinesinde kızartınca çok güzel oluyor. Aldık defansı ya. Yani ne yapacağız? Stok mu yapacağız? İşte şu semizotunu istemiyorum. Bu semizotu olmayacak. Nerede var? Ötekinden olacak. Bamya aldık. Bamyalar da burada. Bamyanın toplaması da oldukça zor oluyor. Pembe bamya. Bak bir de pembe bamya varmış. Pembe bamya. Özelliği ne pembe bamya? Cinsi mi farklı? Ama o çuvalın içinde. Çuvalın içinde. Biraz. İşte semizotu şu. Tarla semizotu. Tarladan toplanan semizotu. Buralarda böyle mısır haşlayıp da şey yapıyorlar. Arkadaş şey yapmak için, ünlü olmak isteyen bir amca var. Şuralarda böyle şeyler var. Salatalık, salatalık pidesi. Ben bunları çok seviyorum. Çok minicik minicik, tek atımlık. Ceviz, ceviz pidesi. Ceviz ağacı dikmek isteyen birisi. 100 TL abi. Efendim? Ne olacak? 100 TL, benim ceviz. Ha evet. Fotoğraf parası istedim. Nohut. 2,5 demedim. Çocuklara nohut alıp bir bak. Bak bir yeri ha. Abi bak nohut sade. Anladı bana bak. Nohut sade elini al bak. Ha, görüyor musun kurşun gibi? Hadi bir tane ver. Çocukluğumun anısı nohut. Didikler içinden arardım bir tane kaldı mı diye. Çocuklara götürelim bakalım nasıl karşılayacaklar. Böyle işte bizim pazarımız hep soruyorsunuz ya. Sevgi Hanım, organik ürünleri nereden buluyorsunuz? %100 organik olduğunu, zirai tarım ilacı hiç kullanılmadığını düşünmüyorum ama en azından bahçeden eliyle toplanmış sera olmayan mevsiminde şeyler. Sebzeler. Sukulentler. Bayılıyorum sukulente. Ay şu çok güzelmiş Şerife. Harika bir sukulent. Bu cins eksik bende. Ondan yok. Bu da güzelmiş. Bakar mısınız? Süs domatesi. Böyle harika bir çiçek ve unu var bunda. Polen ve çiçek balı satan teyzemiz var. Polen ve çiçek balı. Ne kadar bal? 25. 25 liraymış. Ben şunları da çok seviyorum. Dolma yapıyorum bu kabaklardan. O kadar güzel oluyor ki dolması. Çok beğeniyorum onları. Tam da dolmalık. Bakın yusuf varlak. Allah ne güzel yaratmış.
dediğim gibi pazar malzemelerimizi tamamlamıştık arkadaşımla birlikte. O da benim gibi organikçi ve çok keyif aldı bu pazarda dolaşmaktan. Burası benim evimin yakınındaki pazar. Böyle teyzeler kendi ürettiklerini satıyorlar. En azından traktörle, tırlarla gelen başka başka şehirlerden gelen sebze meyveler değil de kendi yerimizin, kendi yöremizin sebzesi. Çok güzel değil mi? Çay bahçesi. Orada oturulmaz başka yerde. Zeytinyağı sabunu varmış. Yok yok yani. Hadi görüşürüz bakalım. Selam selam. Kocaman. Şu orta kısımlar seri üretim. Sera. Bir de en arka taraf var. İşte buradan alıyorum sebzemi. Eşim geldiği zaman en güzellerini, sera olanlarını, hormonluları ve gözüne güzel gözükenleri seçiyor. Mesela gidip şu şundan almış. Böyle. Ama bu... Aa, şu görselliğe bakar mısın? Üzüm de çıkmış. Gerçek üzüm mü acaba? Ha, şundan almış. Bak, eşim gitmiş, bunu almış. Böyle dümdüz biçilmiş kap. Bunun yakışıklıları almayacaksın. Yakışıklılardan hayır gelmiyor. İçi kop oluyor yakışıklıların arkadaşlar. Yakışıklıları seçmeyeceksiniz. Dışında kusur olacak ama içi güzel olacak. İçi taptaze olacak. Bakın turşuluk bunun. Gerekli mi olacak? Ne kadar? 3 lira. 2 lira altın. İkisini 5'e ver. Alıyorum. Neden? Alacağım. Vermez. Verin ya. Bu görecek gibi bağlı. Bu deniz börülcesi herkes bilmez. Bunu her yerde de olmaz. Bilmez, İkisini alıyorum. Herkes biliyor mu? Sana onu yapacağım. Çok beğendim. Zor bir şey ama. Haftaya sözüm söz. 4 lira vermezsen 4. Teşekkür ediyorum, sağ ol. Deniz börülcesi aldım. Deniz börülcesi nasıl? İçinde kılçıkları var. Önce haşlıyorsun, sonra kılçıklarından temizliyorsun. Şerife yaparken video çekelim mi? Kılçıklarından temizledikten sonra burada da, buradaki börülce de çok güzelmiş. Kılçıklarından temizledikten sonra sarımsak dövüyorsun, zeytinyağıyla melhem gibi karıştırıyorsun, onu döküyorsun, salçalık domates seçiyorlar, yağma yapıyorlar şu an. Tabii ki ben yapamıyorum. Acurlara bakar mısın? Bu acurdan ne oldu? Dolma mı? Bu bundan ne yapıyorlar? Ne kurşun yapıyorlar? Ama çok büyük. Ne kadar? Çok büyük. Reyhan.
Abi reyanla 2 lira da. Sana bir üstü Deniz Börülcesi'nden burada da varmış. Deniz Börülcesi şu. Kılçıklı olan işte. Haşlıyorsun. Sosunu yapıp yoğurt döküyorsun üzerine. Burada da koruk var. Koruk, hayır. Koruk ekşisi yapıyorlar. Böyle tuzla kabın içerisinde çırpıyorsun. Ekşisi çıkıyor. Bakın burası da. İşte bizim pazarımız, vişneciler bu şekilde. İki tarafı köylülere ait, orta tarafı normal pazarcılara ait bir yer. Kim ne isterse onu